biliyorsunuz YSK bir karar verdi. Seçimler yenilenecek 23 Haziran'da. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne hissediyorsunuz? Saçma. Ya bu kadar başka söyleyecek başka bir şey yok yani bu konuda. Peki seçimlerde hile yapıldığına inanıyor musunuz? CHP tarafından mı? Yani CHP kendi oyuna sahip çıkamazken nasıl hile yapabilecek ki, ben anlamadım yani onu. Peki 23 Haziran'da halkın tepkisi ne olur yeni seçimlerde? Halkın tepkisi yine sandığa gidilecek işte. Yani oylar ne yönde ağırlıklı olur? Oylar bana kalırsa yani Ekrem İmamoğlu yönünde artacak diye düşünüyorum ben. Peki Ekrem Bey alır mı? Tekrar bir şeyler döner mi? Ya da seçimler sonuçlanır mı? 23 Haziran'da bir sonuç görür müyüz yani? Sonuç bilemeyeceğim. Artık yorum yapmak çok mu zor? Her şey adamların elinde artık yani. Bilmiyorum. Ya yeniden seçim yapılacak diyor ve yapılıyor. Bir tahmin yürütemiyorum onun için. Çok teşekkür ederim. Merhabalar efendim. YSK'nın kararı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Merhaba gençler. YSK'nın kararı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Merhabalar efendim. YSK'nın kararı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir şey düşünmüyorum artık. Düşünmek istemiyorum hiçbir şey. Merhabalar. YSK'nın kararı ile ilgili ne düşünüyorsunuz seçim yenilemesi? Çok güzel. Açıklamaya çalışayım. Ne hissediyorsunuz yani? Seçim yenilenmeli miydi? Ya yenilenmesi biraz CHP için iyi oldu tabii ama yani şu an AK Partililerin kendi düşünmesi lazım. Nasıl anlatabilirim? Ben CHP'liyim. Yani kararımdan da vazgeçmek gibi bir şeyim yok yani. Sonuna kadar destekliyorum Ekrem İmamoğlu'nu. Peki sizce 23 Haziran'da ne olacak? Kim kazanacak? Yani şaibeli bir seçim olmazsa Ekrem İmamoğlu yine tekrar kazanacak. Benim düşüncem bu yönde. İnşallah öyle olur. İnşallah yani. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhaba. YSK biliyorsunuz seçimleri yenileme kararı aldı. 23 Haziran'da tekrar seçim olacak. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Doğru bir karar mı? Yorum yapılacak hiçbir tarafı kalmamış bence. Neden? Biraz duygularınızdan bahsedin bize. Karışık yani şu an yani. Ne desem de boş yani. Doğru mu? Yanlış mı? Hiç, yorum yapılacak hiçbir tarafı kalmamış. Peki 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri, belediyesi. Ah, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim olur? Yani haklı kimse o olur bence. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi şöyle düşünüyorum. Kanun hukuk devletinde, Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinde böyle bir olayın olması beni üzdü. Yani seçimler demokrasinin bir şeyidir, ayağıdır. İnsanlar demokratik hürriyetlerini kullandığı sürece yaşam da güzelleşir, hayatımız güzelleşir, çocuklarımıza iyi istikbal hazırlanır. Bizi temsil edenler bunun farkında değiller herhalde. Bir tane değil, 5 tane, 10 defa da seçim olmuş olsa bizi temsil eden çok iyi niyetli bir insan var. İmamoğlu diye. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medarı iftiharıdır. Yarın bir gün göreceksiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı olacaktır. Belki ben yaşlıyım, göremeyeceğim ama benim çocuklarım görecektir. Onun bırakmış olduğu miras Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde belki sizlerin de çocuklarının istikbalinin garanti olmasını sağlayacaktır. Onun için ben bu olayı çok esefle karşılıyorum. Peki Ekrem Bey bu kadar sizde bu kadar ışık uyandırmasının sebebi ne olabilir? Yani ne çok temiz, çok dürüst, insancıl. İnsanlara yaklaşmasını biliyor. Hak, hukuk, adalet kurallarına çok bağlı. Hiç kimsenin hakkını yemeyecek bir takım prensipler ortaya koydu. Bence yani gelmiş geçmiş diyebileceğim en iyi siyasetçilerden birisi. Yetişti. Yani şükürler olsun. Bu gibi elemanlara ihtiyacımız var. Yarın bir gün bunlar çoğaldığı zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti çağın en yüksek mertebesine ulaşacaktır. Benim son söyleyeceğim bir kelime daha var. Atatürk son dakikalarında şöyle diyormuş Dolmabahçe, saat kaç diyormuş. O kadar büyük bir devlet adamıydı ki zamanın boşa gitmesini istemeyen bir karaktere sahipti. Onun yetiştirdiği, bıraktığı nesil de onun mirasını yani cumhuriyeti devam ettirecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Birçok insanlar gelip geçti bu ülkeden. Kimse cumhuriyete dokunmadı. O da dokunamayacak. Umudumuz tam diyorsunuz. Peki. Umudum tam ve öyle ümit ediyorum ki benim torunlarım bu güzel günleri görecek. Çocuklarım da görecek. Çok teşekkür ederiz efendim. Size soralım mı efendim? YSK'nın kararı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? YSK'nın seçim yenileme kararı ile ilgili ne hissediyorsunuz? Biliyorsunuz 23 Haziran'da tekrar seçim olacak. Tamamen antidemokratik bir hareket. Ben eleştirmeye bile şey bulamıyorum. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Bu konuda İmamoğlu'nun ya da şöyle söyleyelim halkın iradesine
ipotek konuldu. Şöyle söyleyeyim, darbe yapıldı, sessiz darbe yapıldı. Yani hukuk ortadan kalkmış vaziyette. Bu da biz seçmenleri, halkı çok üzüyor. Ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışıyorlar. Bunu başaramayacaklar diye düşünüyorum. Mücadeleye devam kesinlikle pes etmeyeceğiz. Bir haksızlığa uğradık. İnşallah daha büyük gömeriz diye düşünüyorum. 23 Haziran'da sizce ne olacak? Oylar ne yönde olacak? 23 Haziran daha büyük oyumuzu büyüterek, daha doğrusu daha büyük fark atarak umarım inşallah kazanacağız, gömeceğiz. Çünkü gerçekten ne adalet kaldı, ne hukuk kaldı, ne insana saygı kaldı. Yani her şey alt üst oldu. Bütün de cumhuriyet değerlerini alt üst etmeye başladılar. Ekonomi dibe vurdu. İnsanların bütün değerleriyle oynadılar, duygularıyla, dini inançları kullandılar. Ama en son ekonomiyi dibe vurunca insanlar ev geçindiriyor. Anne babayım, ben evime ekmek götürmediğim zaman çocuklarım mutsuz olacağım yani. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomisini dibe vurdular. Cumhuriyetten kalan bütün kazanımları sattılar, yok ettiler. Bütün değerler alt üst oldu ve biz 30 yıl, belki 50 yıl geriye gittik. Bizden sonra cumhuriyeti kuran uluslar ya da işte devletler biz şey olarak çok bizi geçtiler. Biz çok geride kaldık. Ne teknolojiden, ne şey, ne sanayiden, ne sadece kuru kuru yol. Çiftçiyi bitirdiler. Fabrikaları yok ettiler. Yani bizi direkt dışarıya bağladılar. Başka bir ülke bize erzak verme, yani tahıl vermese biz bittik demek. Yani tarımı bitirdiler. Bir ülkenin tarımı yoksa o ülke ayakta duramaz. Peki İmamoğlu'nu ileride bu ülkenin başında görmek ister misiniz? Görmek isterim. İmamoğlu gerçekten geleceğin, umarım ve dilerim, hep öyle temiz, saf, bağlayıcı, herkesi kucaklayacak şekilde konuşuyor. Gerçekten de samimidir. Din, dil, ırk ayrımı etmeden herkesi, 72 milleti ya da 82 milleti kapsayarak herkese kucak açmış bir cumhurbaşkanı olacaktır. Ben eminim. Tanrım şaşırmasın. Hep öyle temiz sayfası kalsın. Herkesi kucaklayın. Biz şunu istiyoruz bu ülkede. Bütün milleti kapsayacak şekilde herkesin inancına, dinine, düşüncesine saygı. Yani demokrasiyi bundan savunuyoruz. Ben bugün, yani sen benim dilime kilit vurabilirsin, beni cezaevine atabilirsin ama sen düşüncelerime asla kilit vuramazsın. İmamoğlu'nu başarılı birini buluyorum. Yani başarılı buluyorum. Kesinlikle geleceğin cumhurbaşkanı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. YSK'nın kararı ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani bence seçimin ertelenmemesi ve bence seçimin kabul görmesi gerekiyordu. Çünkü yani belli bir açıklama da yapılmadı neden şey olduğu ile ilgili. Zaten sesim kısık. Sesim kısık olmasının sebebi dün Beşiktaş'taki direnişe katıldım. Nasıl geçti? Neler gördün? İzlenimlerin neydi? Ya izlenimlerim şuydu. Genel olarak halk birazcık sinirli. Ama algı birazcık yanlış, çünkü oraya gelen polislere de birazcık bir iki slogan atıldı. Daha sonradan toplantıyı düzenleyen kişi, yani direnişi düzenleyen kişi bunun yanlış olduğunu söyleyerek bizim karşımızda olan kişinin hükümet olduğunu, polis olmadığını söyleyerek daha ortalığı sakinleştirmeye çalıştı. Evet, öyle. Sonuçta ne oldu? Sonuçta yani... Sakinleştiler mi? Sakinleştiler, evet. Evet. Ben şey olarak direnişin sonucunu sorduğunuzu sandım. Peki şöyle söyleyeyim. 23 Haziran'da ne bekliyorsun? Yani bu birazcık diğer partilerin tutumlarına bağlı. Çünkü önceden kimse CHP'den böyle bir şey beklemiyordu. Yani her türlü AKP'nin kazanacağına inancıyla beraber kimse oy vermiyordu. Mesela benim üniversitemde, ben İTÜ'de okuyorum. 5000 belki de kaç, yani binlerce kişi... şeyini, ikametgahını buraya almadığı için oy kullanamadı. İstediği parti oy kullanamadı. Ki benim gördüğüme göre tünün yüzde büyük bir kısmı CHP'li. Ondan dolayı mesela bir kere ikametgahını buraya alırlarsa, diğer partiler mesela DSP adaylığını çekerse, bence tekrardan Ekrem İmamoğlu'nun şansı çok yüksek diye düşünüyorum ben. Şunu merak ediyorum. Bazı vatandaşlarımız diyor ki Ekrem Bey'i geleceğin cumhurbaşkanı olarak görmeyi isteriz, düşünüyoruz, yakışıyor. Siz ne diyorsunuz? Ya bu konu yani benim bilebileceğim bir şey değil açıkçası. Çünkü bu çok nasıl ileri... Yani izlenimleriniz nedir? Ben olmaz diyorum. Yani olmaz diyorum. Çünkü şu anda her ne kadar AK Parti'yi yanmış olsa da Recep Tayyip büyük bir rakip olur onun için. Onu da yenmesi gerçekten zordu. Mesela bir önceki seçimde bence ben Muharrem İnce'yi çok desteklemiştim. Ben kazanacağını düşünüyordum. Onun da bile ikinci seçime kalmadığını bile görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Onun için Cumhurbaşkanlığı ile ilgili pek bir ümidim yok diyeyim. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Merhabalar efendim. Biliyorsunuz YSK'nın seçim yenileme kararı var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Hanımlar önce.
haksızlıktı yapılan açıkçası. Tekrarlanmaması gereken bir seçimdi. Kabul edilemez bir şey. Fakat sandıkta yine gücümüzü göstereceğimize inanıyorum. 23 Haziran'da alacağız mı? Kesinlikle evet. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben de büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum zaten. Yani elimden gelen her türlü şey desteği göstereceğim gönüllü olarak. Ya kazanacağımızdan eminim ben. Yani büyük ihtimal büyük bir farkla da alacağız yani. Seçimlerin yenilenmesi aslında saçmalık resmen ya. Yani çok büyük bir... Güvenimizi sarsıyor mu bu tür olaylar? Yani sarsmaz mı? Tabii sarsar yani. Yani şu an bayağı dışarıdan da zaten bize resmen gülüyorlardır yani şu an olan şeyler. Resmen ben tarih hocasıyım mesela. Geçmişte 2. Abdülhamit dönemindeki olayları anlatıyorum sanki. Böyle meclisi açma, kapatma, seçimleri yenileme vesaire. Diktatörlük var resmen ülkede ya. Başka bir şey değil yani. Tek bir adamın ağzından çıkan sessiz şu an. Sessiz darbe diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum. Yani sessiz bir darbe var neredeyse. Yok sessiz demeyeyim de herkes farkında bunun. Ama tabii yapacak bir şey yok yani. Tüm kurumlar onların elinde. Yani şu an kimse bir şey yapamıyor. Yani ana muhalefet partisi bile şu an kendi adayı seçilmesine rağmen seçimlere gidiyor. Yani ben boykot kararının çıkmasını bekliyordum. Seçimlere kimsenin katılmamasını aslında bekliyordum. Ama seçime gidecek. Biz de bu karara saygılıyız. Biz de gideceğiz yani. Peki şimdi şunu sorayım. Bazı vatandaşlarımız diyor ki Ekrem Bey'i ileride Cumhurbaşkanı olarak görmek isteriz. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Bazı şeyleri zaman belirler. Bence şimdiden konuşmak erken açıkçası. Ne olacağı belli olmaz. Çünkü öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bir sonraki günü göremiyoruz değil ki Ekrem Bey'in şimdiden Cumhurbaşkanlığını hani. Bir daha sorar mısın soruyu? Ekrem Bey'i geleceğin Cumhurbaşkanı olarak görenler var. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Ben yani zaten böyle bir şey bekliyorum ya. Tabii. Yani çok umut dolu konuşuyor. Dünkü işte Twitter'da canlı yayında yaptığı konuşması zaten muazzam bir şeydi ya. Tüyleri diken diken eden bir konuşması vardı resmen. Bir hitabet kabiliyeti var Tayyip çok, Bey gibi. Çok iyi. Yani çok iyi. Yani şu ana kadar bence CHP işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelmiş olan ya da böyle aday gösterdikleri en kapsayıcı fikirleriyle aslında çoğu insanı etkileyecek kabiliyete sahip bir kişi. Yani iyi ki böyle bir insanı bizimle tanıştırdı diyebilirim ya ben. Öncelikle güzel konuştuğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kaçan vatandaşlarımıza örnek olsun. O zaman size şunu da sorarak bitirmek istiyorum. Sizce CHP elinden gelen her şeyi yapan bir muhalif parti mi? Ana muhalefet partisi mi? Bu tartışılır. Bu tartışılır bence. Sizi tatmin ediyor mu birer oy veren vatandaş olarak? Son zamanlarda biraz daha tatmin etmeye başladı. Yani eski zihniyeti tamamen kaldırması gerekiyor. Zaten eski zihniyet bizi bugünlere getirmedi mi? Bence. O biraz şüpheliyim ya ben onda. Ya ilk Ekrem İmamoğlu'nu zaten aday göstermeselerdi. CHP'ye karşı zaten bir ön yargı vardı ya. Hani bazı kesimlerden o ön yargı var ya. Ama işte Ekrem İmamoğlu bu ön yargıyı kırdı. CHP'nin en büyük kazancı da bu zaten. Vallahi Tayyip Erdoğan her şeyi mahvetti. Doların, euronun çıkmasını sağladı. Yani gereksizdi. Keşke yapmasaydı. Piyasa çok kötü. İşler yok. Eline ne geçecek bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya halk zaten başkanı seçmiş. Ya bu her şey ortada da. Tekrar seçtikten sonra ne anlamı var? Zaten her şey belli. Ya bozulması tamamen saçmalıktı. Bence aynı sonuç tekrar çıkacak. Ortalık da ondan sonra karışacak diye düşünüyorum ki zaten şu anki ekonomik durum çok çok kötü. Dolar fırladı, altın aynı, işsizlik tavan yapmış, öğrencilerin durumu belli. Aynı noktaya tekrar gideceğiz ki umarım aynı başkan yani İmamoğlu tekrar seçilir. O zaman her şey daha iyi olacak bence. Siz de 23 Haziran'da İmamoğlu'nun mu alacağını düşünüyorsunuz seçimleri? Tabii ki yani başkan varken niye bir daha seçim oldu ki? Gereksiz bir şey. Çünkü harbiden iş yok. İnsanlar durumu kötü, piyasalar durgun. Gerek yok. Ekonomiyle daha ilgilenseydi daha iyi. AK Parti 2002'de geldiğinde aynı sistemle gelse yani çalışkan koşturma olsaydı daha çok giderdi. Ama yapmadı. Yanlış yaptı. Ben düşünecek adaletsizlikti. Başka ne düşüneceğim? Düşüneceğim bir şey yok ki. Adaletsizlikti bu da. Hak etmiş kazanmışı tekrar gel benim
Benim pehlevenim seni yinmemiş, gel başka bir pehlevan seni yinecek. Var mı öyle bir şey? Şaibe var diyorlar seçimlerde. Şaibe yok. Hiç öyle bir şey yok. Ama İmamoğlu %85'i kesin garanti alacak. 23 Haziran'da İmamoğlu mu seçilir diyorsun? Aynen öyle. %85'leri kazanacak. Çok teşekkür ederiz. PK'nın seçim yenileme kararı var. Bir Kadıköylü olarak ya da bir ülkemizin bir vatandaşı olarak ne hissediyorsun? Ne hissediyorum? Kendimi çok kötü hissediyorum. Aldatılmış hissediyorum. Çok kötü bir şey. Aynı zarftan 4 tane kağıt çıkıyor. 3'ü doğru, 1'i yanlış. Böyle bir şey olmaz yani. Hukuksuzluk kötü, berbat bir şey. Peki 23 Haziran'da halkın tepkisi nasıl olur bu duruma? Bence tarih itibariyle belki katılımda bir sorun olabilir ama bence İmamoğlu'nun oyu artacaktır. Peki ileride onu Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyenler var. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? O zaman gelince düşünürüz.